Tired of boring case openings? Do you always get only cheap skins? The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events, or compete with other players in opening cases. Hellcase, your world of expensive skins. Valve son zamanlarda özellikle de Major başlamışken oyunu düzeltmeye başladı. CSGO'dan özlediğimiz ayarlar yavaş yavaş oyuna ekleniyor. Ama CSGO'nun birebir aynı ayarları değil. Dün yaptıkları güncellemede Bob ve Netcrab'ı oyuna eklediler. Bob ayarı silah taşıyan kolun koşarken ne kadar sallanacağını ayarlar. Genelde silahın sallanması dikkatimizi dağıtmasın diye bu ayarı kullanırız. CS2'de düne kadar bu ayar yoktu. Dün itibariyle geldi. Konsola ekranda gördüğünüz kodu yazarsanız artık silahınız sallanmaz. Ama CSGO'ya göre biraz daha garip hissettiriyor. Koşarken ya da zıplarken silahtaki sallanma hissiyatı daha çok yavaşlamış gibi. Hoşuma gitti. Tabi buna alışması da biraz zaman alacaktır. Şikayet edenler elbet olacak ama Valve belli ki CS2 ile birlikte oyunu değiştirdiğini göstermeye çalışıyor. Netcrab ayarına geçelim. Bu ayar oyun ile ilgili bütün değerleri görmemizi sağlıyordu CSGO'da. Bilgisayarın aldığı FPS'i, serverdaki loss'u, server tick rate'ini vesaire her şeyi gösteriyordu. Şimdi de bu ayarın benzerini CS2'ye getirdiler. Bu seferki kodun adı çok uzun. Hem ekranı hem de açıklama kısmına bırakacağım, oradan bir bakın. Bu kodu yazdığınızda FPS ve server değerlerini sağ üstte gösteriyor. Son olarak da dürbünlere değişiklik geldi. Dürbünü açtığımızda köşeler daha gerçekçi ve balık gözüne dönmüş. Gerçek bir dürbünden bakar hissiyatını vermişler AWP dürbününe. Daha belirgin bir görüntü var açıkçası. Çok beğendim ben. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. CS ile ilgili haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparsanız da çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.